Varlıklı bir aileden gelen Manukyan, Notre Dame'de Siyon Lisesi'ni bitirdikten sonra terzilik yaparak iş hayatına başlar. Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen bir kiracısının ortaklık teklifiyle genel ev işletmecisi olarak ona ün veren bu ticari girişime adımını atar. Uyguladığı sıkı ve kâr elde etmeye yönelik politikalarla işlettiği genel ev sayısını yıllar içerisinde 37'ye çıkararak kariyerinde hızla tepelere tırmanır. 2. Abdülhamit döneminde Avrupa'dan gelen turistler için açılan Karaköy Zürafa Sokak'taki genel evlerin çoğunu zamanla yönetimine alması kariyer başarısının bir örneği. Genel evlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını arttıran Manukyan, 90'lı yıllarda 6 kez vergi rekortmeni seçilir. Başarısını devlet de sayısız kere takdir eder. Vergi rekortmeni seçildiği için devlet ve ekonomi kuruluşları tarafından verilmiş bolca ödülü var. Dönemin gazete ve televizyonlarında bağışlarına dair sayfalarca haber var. Başarılı olduğu kadar keyfine de düşkündür. O günlerde Türkiye'de aynısından çok az bulunan Rolls-Royce marka arabasını garajından hiç çıkarmayıp yalnızca içinde viski keyfi yaptığı günlerde çıkardı. Öldüğünde mal varlığı açıklanan Manukyan genel ev işletirken neler neler almamış ki? Mal varlığı açıklandığında 2000'den fazla gayrimülkü olduğu ortaya çıktı. Bunların arasında en bilinenleri 500 daire, 50 dükkan, 4 han, 4 yazlık, 220 ticari taksi plakası, 37 genel evi, 40 bina, 2 fabrika, kalamış hayat, 1 Rolls Royce, 4 BMW ve 4 tane de Mercedes otomobil ile Antalya'da bir otel yer alıyor. Kiracıları arasında birçok daire ve apartmanın dışında Şişli Belediyesi ile Şişli Adliyesi de yer alıyor. Ona ait binalarda MVM logosu yer alır. Özellikle Şişli ve Osmanbey taraflarındaki birçok binanın girişinde metalik MVM görüyorsanız o binalar genç Türk erkeğinin alın terinden yapılmış demektir. 1994 yılında küçük yaşta kız çalıştırmaktan gözaltına alınır. Tutuklanma talebiyle Şişli Adliyesi'ne sevk edilen Manukyan aynı gün serbest bırakılır. Serbest bırakılmasının sebebi ise iddialara göre kirada bulunan Şişli Adliyesi'nin mal binasının Manukyan'a ait olması ve ne tesadüftür ki aynı gün kira gününün gelmiş olması. Bu iddiaya göre patroniçe o ayın kirasını almayarak serbest bırakıldı. Tabii Manukyan'ın bu popülerliğinden rahatsız olan kesimler de vardı. 90'lı yıllarda faal olan Hizbullah terör örgütünün 1994 yılında yaptığı itirafta Manukyan'a suikast bilgisi yer alıyor. 1995 yılında aracına yerleştirilmiş olan bombanın patlaması sonucu şoförü ve koruması yaşamını yitirirken kazadan sağ kurtulan Büyük Mama'nın ayağı kırılır. 8 ayda 12 ameliyat geçirerek ayağı düzeldi. 17 Şubat 2001'de Şişli'deki evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Öldüğü gün tüm genel evleri kapısına siyah çelenk bırakıldı ve o gün tüm genel evler %50 indirimle görev başı yaptı. İlginç bir kariyere sahip Manukyan hakkında yakınları tarafından en çok ifade edilen şey yaptığı işle ne utanması ne de gurur duymasıydı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.